Sizce de göze alamaz mı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'yla kongreye gitmeyi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, üstad daha iyi bilir. CHP'de kongreye gidip aday olmak için ne şartı gerekiyor? Salt çoğunluk galiba değil mi? Yerden delege var. 602 Hayır, onu demek istemiyorum. Şey için söylüyorum. Aday olabilmesi 100, için ne kadar gerekiyor? 127 imza galiba. Kaç doğru. 127 imza gerekiyor. Tamam. Yani 127 de gereken onda, onda birinin herhalde teklifiyle aday olabilir. Tamam. Önce, önce o, o şeyi bulacak. O delegeleri onu, onu bulur, evet. Yüz e, o delegeleri bulacak. O delegelerden sonra e, arkasına ciddi bir rüzgar alacak. Yani o rüzgar tek başına yetmez. Basının rüzgarını alacak. İki kamuoyunun e, şeyini alacak. Gücünü alacak yani CHP'de iktidara CHP medyası yanında zaten kırıштар ya olmadık sürekli uyguluyorlar çok Bakın, hem de biraz da ahlaksızca. E, ben işte şöyle söyleyeyim. Hatırlayanlar bilir, e, Deniz Baykal kaset kumpası hikayesinde o dönemde Mesela ben hatırlıyorum e, şey grup başkan vekiliydi galiba değil mi? E, Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Eee evet. aday olması isteklerine ben dedi ki aday olmayacağım. Evet. Yani ben karşıdan çıkmayacağım. Ya siyaset çok farklı. Bunu şey için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Eleştirmek adına söylemiyorum. Ama öyle bir rüzgar ters esti ki Deniz Baykal bile nasıl istifa edip gittiğini anlamadı. Hatırlayın ya. Tabii tabii. Ya o zamanki tabii. kaotik şeyi hatırlayın. Tabii. Ortamı hatırlayın. Bir anda kara bulut geldi. Deniz Baykal nefes alamadı. Ve en sonunda istifa etti. İstifa etti gitti. Ve yerine işte Kemal oldu geldi. Rüzgarın Türkiye'de nasıl eseceği konusunda bilgi sahibi olmak için siyasi okuma, okuma yapmak lazım. Bakın burada hep beraber, Üstad da burada olduğu için e, konuşuyoruz. Çok uzun zamandır beraber program yapıyoruz. Bizler siyasetçi değiliz ama en azından insanların şeyini biliyoruz, yapısını biliyoruz. Siyasetten gelmiyorum ben. Şu, şu atmosferin ve bu konuşma şeklinin, işte şimdi e, CHP'yi bilen bir kişi olarak diyor. Şey yanlıştı diyor. E, tanıtım, organizasyon, strateji, e, taktik. Öyle diyorsunuz. Tabii tabii. Yanlış, Tabii var, var tabii ki. Ve bunun sonucunda belki kazanılacak seçim kaybedildi. Çünkü %60'ları garantit görülen bir yerden %48'e geliyorsanız. Evet, çünkü ortaklarınızdan biri ta başından beri kazanamayacak aday diye sizi ortaya koymuş. Mesela. Örnek verin. Örnek. Şimdi bu stratejilere baktığınızda ve bu olaya baktığınızda aslında genel seçimlerde atmosferin ne kadar hızlı değişebileceğini siz tahmin edebilir miydiniz? Ben size deseydim ki, ki diyordum ben bunu, <laughs> o yüzden çok rahatım. Meral Akşener masadan kalkacak. Hem de masadan ne kalkmak? Masayı alıp hepinin kafasına vuracak. Kumar masası dedi. Ay başka daha. bir şey daha söyledi canım. Başka daha ağır bir laf daha söyledi o. Peki. Sonra gidecek, iki gün sonra Apar topar geri dönecek. Sonra Muharrem İnce e, adaylıktan çekilecek. Öyle bir atmosfer yaratılacak ki kasetler, masetler havada uçacak. Ve Muharrem İnce seçime çok kısa bir süre kala diyecek ki ben aday olmaktan vazgeçtim. Seçime girmiyorum diyecek. Hatta bir kısım oylar Avrupa'da verilmeye başlandığı bir dönemde. Yurt dışına verilmeye başlandığı dönemde. Şimdi bunları ben size söylesem bana ne derdiniz? Ya çok abartıyorsun bu kadar da değil derdiniz değil mi? Yıllardan beri masada oturuyorlar. Ya siyasetin okumasını maalesef yapmak çok zor. Demin mi? Siz, sen mi söyledin Üstad? Onur Bey dedi evet. Onur Bey dedi. Siyasi okuma yapmak çok zor. Evet okumak ha, zor şey ama. Her şey olabilir bilemeyiz. Ama bir şeyi bakın evet. bir şeyi okumaktan vazgeçmeyin. Kişi analizi yapmaktan vazgeçmeyin. Ben kişi analizine hiç yanılmam. E, Meral Akşener'in masadan kalkacağını kaç defa söylediğim için söylüyorum. Meral Akşener aday açıklandığı gün masadan kalkacak dedim. Bütün her tarafta duruyor şeyler konuşmam. Niye? Meral Akşener'in yapısından yapısını biliyorum. Uzun zamandır şey yapıyorum. Analiz ediyorum. Kalktı. Çünkü bir şey var. Diyor ki kardeşim tamam sen de partisin ben de partiyim. Senin fikrine uymak zorunda mı değilim ve ben kalkıyorum eve gitti. Bugün aynı yerde Ekrem İmamoğlu analizini yaparken kişilik analizi de yapmak gerekir. Ekrem İmamoğlu'nun en önemli olduğu alan ne biliyor musunuz? ortaya çıkmadan ve öne çıkmadan alttan şeyi götürebiliyor. Yapıyı kurabiliyor. Hiç hatırlıyor musunuz? Risk almıyor. Hiç isimli ismi geçmeyen birisinin İstanbul'da bir ilçe belediye başkanı ki daha büyük belediyeler var İstanbul'da. Beylikdüzü değil mi onun belediye Beylik. başkanı? Beylikdüzü belediye başkanı aday olacağını ben size söylesem. Ne derdiniz bana? Ya, abartıyorsunuz ya. Bunun Kadıköy'ü var ya. Bunun Beşiktaş'ı var ya, Değil mi? Var. şişçisi var. Yani bir sürü İstanbul'da böyle devasa belediyeler var. İşte e, o dönem sanırım şeyde belediyede, Kartal'da evet. e, oradaydı. Bir evet. sürü büyük belediyeler var. Hiçbirinin adı geçmedi. Belli kimsenin ismini bile bilmediği bir belediye başkanı geldi. Ekrem İmamoğlu o dönemde de benim takibim altındaydı. Şey anlamında şöyle takibim altındaydı. Birçok kişiden ismini duyuyordum ben. Hangi anlamda? MHP'lilerle çok iyi arası vardı. Şeylerle çok iyiydi. AK Partilerle evet. çok iyiydi. Diğer partilerle çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi arası. Peki ama o, Bütün o ilçelerle bu Kılıçdaroğlu'nun başarısı diye sürekli lanse edildi. O buldu, Hangisi? o öne Tabii. çıkardı diye Sayın İmamoğlu'nu. Yani İmamoğlu kendi çabalarıyla mı kendini Kılıçdaroğlu'na fark türlü ettirdi bakayım. yoksa fark Siz edildi mi? Siz her türlü şeyinizi yaparsınız, zemin hatırlarsınız. Hı o zemin size geldiğinde kimse itiraz etmez. Ekrem İmamoğlu İyi Parti'nin adayı değildi ama Ekrem İmamoğlu'nun ilk ismini zikredenlerden bir tanesi Meral Akşener'di. Bakın CHP'nin belediye başkanı olmuş olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterilmesini isteyenlerden bir tanesi Meral Akşener'di. Ben şey için söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu analiz ederken açığa bakarsanız yanılırsınız. Ekrem İmamoğlu'na bakmak istiyorsanız İlişki yönetimine bakacaksınız. Şeye ki neye bakacaksınız? Kemal Kılıçdaroğlu'na neye bakacaksınız? Sakinliğine, olayı uz uz uzun zamana yaymasına, psikolojik olarak sakin kalmasına bakacaksınız. Hiç siz bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan en fazla sinirlendiği şeydi, yani masaya vurdu ya, ben buradayım. buradayım dedi. Yani en sinirli hareketi buydu. Ondan sonra da seçim kaybetti. Yok yok hayır. Zaten. Yok ondan sonra oldu zaten o. Seçimden evet. sonra Tabii buradayım. Yok. Şimdi e, birinci turdan sonra dedi yani ikinci turda kaybetti. Bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu bütün organizasyonlarda zamana yara kazandı. Rakiplerini saf dışı etmesinin bu kötü anlamda söylemiyorum. Sonuçta bir mücadele bu. Saf dışı etmesinin en büyük şeyi sabrı. Diğerini ise İlişki yönetimi. Peki bu analizlerden sonra, o zaman soruya tekrar geri geliyor. Çıkmayacak ortaya. Aday olmayacak mı? Hayır. Son ana kadar bekleyecek. İkisi de bekleyecekler diyorum ben size. Öbürü başkan olduğu için adayı ortaya çıkar, ama ben Ekrem İmamoğlu'nun ben çıkıp da arkadaş ben adayım diyeceğini, güçlü bir şekilde adayım diyeceğini son ana kadar beklemiyorum. Peki, süreci yönetecek, süreci yönetecek. Bakın süreci yönetecek. Süreçte kendisini kuvvetli hissediyorsa, kazanabileceğini hissettiği an yukarı çıkacak. Ben çıkayım, benim etrafım toplansınlar demeyecek. Beni işaret etsinler. Beni istesinler, beni aday göstersinler. Ya Kemal Bey'den de istenen bu zaten. Hani benim bir elimi kaldır. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan talebi. bu. Yani sadece İmamoğlu için değil yani diğer adaylarla baktığınızda hani hep ne diyor? Kavga gürültü olmasın, sakin olsun, değişim olsun. Bu ne demek? E genel başkan gel beni bir işaret et, beni bir elimi kaldır. Da diyor ki yani tamam diyor, el, el, el kaldırılır ama diyor bu süreç o süreç değil. Bu el senin Onu bayağı. bir aşalım diyor. O da öyle diyordur belki. Kemal Kışdoğ diyordur ki Hiç hani bir, bir tek senin elin mi var burada? Mete, Mete Bey hiçbir lider Türk siyasi tarihinde rakibinin elini kaldırıp da bu benim rakibim bunu seçin dememiştir girersin mücadele eder kazanırsın. Ecevit'in koluna İsmet Paşa mı kaldırdı? Erdoğan'ın koluna Erbakan mı kaldırdı? Mücadele ettiler, kazandılar. Bir de burada bakın hala burada şey noktası. Yani. Me Mesut Yılmaz'ın bu... elinde Özal kaldırmadı. Özal'ın kaldırdığı el başkaydı. Akbulut'tu ama ona rağmen seçim yani, geldi. Demirel İsmet abi eğer mücadele ediyor. Tansu Çiller Girerseniz bunun karşılığını Kenan bir Emren'de biçimde görürsünüz. Kimin elini kaldırdın? Turgut Kemal, mı? Kemal Turgut Sunalp'in elini kaldırdı. Turgut Özal çıktı geldi. Ama burada şimdi Kemal Bey okuduğunuz zaman Kemal Bey de aslında hani el kaldırmamalı falan e, tamam adaylar el kaldırsın istiyorlar. Hani Kemal Bey'in onun elini kaldırmasını istiyorlar ama Kemal Bey de sanki birinin elini kaldırmak istiyor. Yani bir dönem daha kalıp ondan sonra hani partiyi dizayn edip onu, onun birini göstermesini istiyor ama çalışmıyor Türk siyasetinde. Hiç bu. inandırıcı gelmedi Mete Bey. <laughs> Yok onun için söylemedim yani. ya. Ya? Ya şimdi şöyle orada siz sözünüzü unutmayın. Şu kabineyi tekrar bir hatırlatalım. Çünkü Hangi epeydir kabine? birazdan diye geçiyoruz. Hani neden bu kadar gecikti diye merak eden izleyicilerimiz vardır. Çünkü saatler onu da geçti. Ee, saat 14'te başlamıştı kabine. Ee, Devam ediyor bilgisi var bizde fakat e, bakanların kendi alanlarıyla ilgili yapmış oldukları geniş sunumlar var. Onların biraz e, uzunca sürdüğünü söyleyelim. Çünkü kabinede bütün bakanlar çıktı ayrı ayrı sunum yaptılar. Bu bilgi geçildi haber merkezlerine. E, konuşulacak da çok fazla e, başlık var ortada. Örneğin asgari ücret, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili kapsamlı düzenlemeler... Bütün bunlar masada. Bakalım birazdan Erdoğan'ın çıkıp tüm bunları açıklık getirmesi, nasıl mesajlar vereceğini biz de merak ediyoruz. Paylaşacağız. Buyurun. Yani komutanıma şunu söyleyecektim aslında. Hani bu hani siz acaba yok belki değildir falan dediniz ya. Burada konu şu. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini dizayn etmek istiyor. Bir noktada bu Türkiye Orta Doğu alışkanlığı bu. Ya şu anda sizler verdiniz bu örnekleri. Bir genel başkan, giden genel başkanın dizayn ettiğini delege ne kadar güçlü olursa olsun şey yapmıyor. Benimsemiyor. Ama, ama onu zaten daha o noktaya gelemedi CHP. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bırakmayacaksa o noktaya gelemedi. Evet. Ama yok, kurultaya genel başkan olarak girip genel başkan olmamayı göze alarak giriyorsa o, o, o noktaya o ben zaman Ben şöyle bir şey söylesem, şöyle bir şey sorsam size. İkinize de, ikinize sol kültürden geliyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Öyle değil mi? Evet. Sen de sol kültürden evet. geliyorsun, evet. sen de sol kültürden İkiniz de yani DSP'deydiniz, dediniz. Yani sonuçta e, siyasi olarak hala şu anda var mısınız bilmiyorum ama hani bir üye misiniz? Ben, ben siyasetle ilgilenmiyorum. Yok yok hayır. hayır ama ben gazeteciyim. CHP'ye hayır. Hani şöyle söyleyeyim. Gönlünüzde CHP olduğunu bildiğim için söylüyorum. Yanlış anlamayın. Şimdi deminden beri diyorsunuz ki ilkeler. İlkelerin ortaya çıkabilmesi için önce konuşma ortamı olması lazım. Yani siz çıkacaksınız ve kendinizi insanlar anlatacaksınız. Deseniz ki yani Sayın Kılıçdaroğlu o yüzden söyledim. Kılıçdaroğlu'nun yaşı şu anda kaç kaça geldi? 74. Efendim? 74. 74, 74 yaşına geldi. <laughs> 5 sene sonra 79 yaşında olacak. Allah uzun ömürler versin. Amen, amen. Allah uzun ömürler versin. Başımıza Başımızdan eksik etmesin sonuçta e, değerli bir insan. Şunu söylüyorum. Arkadaş hep ne diyordu? Ben demokratım diyordu. Değil mi? Demokratım. CHP'den daha önemli bir parti yok diyordu. Yani benden daha önemli CHP diyordu şunu yapsa tarihe geçmez mi? Belki demin söylediği kelime vardı ya, hiç kimse bunun önünü açmadı. Dese ki demokrat olarak, demokrat amcaları olarak. Dese ki kardeşim, bak ben sizi kurultaya kadar götüreceğim. Kurultaya kadar götüreceğim. Çıkın. Çıkın şeylerinizi açıklayın bu arada. Yapacaklarınızı açıklayın. İşte sizin söylediğiniz gibi kim isteyecek ki kardeşim ben bir Atatürkçü, Cumhuriyet, Atatürkçü parti istiyorum. Örnek veriyorum. Birisi diyecek ki ben liberal bir parti istiyorum. Birisi diyecek ki ben emperyalist parti istiyorum. Aslında işte tam tartışılması gereken bu şu anda. Bunu yapmazsa Cumhuriyet Halk Partisi kişi tartışmış olur. Çok doğru. Yani gid gider bugün Kemal Bey. Aa, onu anlatmaya çalışıyorum. İS başka bir ama efendim bakın bu bakın, aynı nokta. Ama, bakın, o, o, bu, ama o, hiç tartışılmaz. Bakın bunu bu şeyle olmaz. Hiç tartış, Bakın ben. bu şöyle olmayacak. Hiç tartışılmaz. Bakın, delegeyi ikna etmekle mi Lider olunur. Bakın bir kez daha soru soruyorum. Sizin seçmenizi ikna etmekle mi lider olursunuz? Lider hepsinin toplamı işte. Aynen öyle. Birisinde parti başkanı olursunuz. Diğerinde bakın partinizin başkanı olursunuz. Diğerinde milletin başkanı olursunuz. Ben böyle biraz daha magazinlerdeki Ama de ikisi şey de gereklidir. Hani yani. Ama ben ben ne dedim Ben olan ben değil. Seçim ikinciye seçim geçmeyi tavsiye ederim. Artık seçimi kazanmak gerekiyor. Bak, yani kurultayı kazandı. Tayyip Erdoğan, kazanmak, Kayıp gerek, Erdoğan, e, refah partisi içerisinde kişilik olarak lider oldu. Sonra gitti, partisini kurdu. Ne demek muyum? Aynen öyle. Ama şöyle Aradaki fark bu işte. Kurultayı kazanmayı değil sandıkta seçimi artık kazanmaya artık. Türkiye'yi kazanmaya oynayabilmesi lazım. için bir davaya ihtiyacımız var. Aynen. Aynen. Halk Partisi'nin son ihtiyacı olan şey de dava. Niye? Altı oktan daha büyük dava yok. Orayı sahiplenmek ya konusundaki o, üslup tartışımı, onur, düşünce tartışımı. Bey, yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu kadar güzel analiz ediyordunuz da niye DSP'de siyaset yaptınız? Bence yok, CHP'de ihtiyacı değil. olan bu. Öyle değil. Şimdi, yani şu, doğru hani olan bu. Oluyor. Aslında Demokratik Sol Parti'nin kuruluşu hani sonradan eleştirirsen eleştirmezsiniz. O ayrı bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesinin aynısıdır. Hatta 1985'te kurulduğu zaman Ecevit'in iddiası şuydu. O noktada Cumhuriyet Halk Partisi özünden kopar olmuştu. Ben de e, hatta orada kalsaydım da yeni parti kurmayı düşünüyor, düşünüyordum. Bu darbeden sonra partiler kapanınca burayı aslında öz hakiki Cumhuriyet Halk Partisi kurduğu iddiasıydı. Yoksa eğer hani hakikaten felsefe konuşuyorsanız Ecevit'in fikrinde bu konuda hani Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği o vizyondan hiçbir fark yoktur. Ben de bu bağlamda konuşuyorum. Yani düşüncelerim <laughs> hep aynıdır yani benim. Siz tamamladınız mı? Ben, hani hep beraber konuşuyoruz ya. Ben şey yok bitiyordum. ben cümleniz o kadar. yarım kaldı diye düşünüyorum.